LGS'ye son 225 gün arkadaşlar. Hayallerimize kavuşmamız için hala yeterince çok değerli bir süre var. Şöyle düşünün, 225 günün 200 günü çalışsanız ve günde 100 soru çözseniz 20 bin soru eder. Veyahut da 200 soru çözseniz 40 bin soru eder ki bu da 80 tane kitaba denk geliyor. Böyle 500 soruluk yeni nesil soru olan 80 tane kitaba denk geliyor. Ya inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir net artış sağlarsınız ve hayallerinizdeki liseye gümbür gümbür girersiniz. Günün sözüne baktığımızda Clement Stone diyor ki zihninizi hedefinize tutun ve başarılı olana kadar devam edin, çalışın, düşünün ve plan yapın diyor. Biz de onu yapıyoruz Clement, hiç endişelenmene gerek yok, hayallerimize kavuşacağız. Hemen günün yorumuna bakıyoruz. Mehmet Emin Tecik 326 beğeni almış, tebrikler. Denemeye nasıl çalışmalıyız? Denemeye öncelikle tabii ki konu eksiğimizi gidererek çalışmalıyız. Eğer konu eksiğimiz varsa mutlaka denemede yanlışlarımız çıkar ve moralimiz bozulur. Şu anda konularımız tam bitmediği için bir anda deneme çözmek belki hatalı olabilir. Ve denemede matematik netimizi nasıl artırabiliriz demiş. Arkadaşlar denemelerde şöyle bir durum var. Diyelim ki denemeye girdiniz. Normal klasik denemede öğrenci şöyle yapar. Girer denemeye, bıdı 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 çözer, yanlışlarına bakar, cevap C yanmış der, bitirir. Bizim denemelerimizde biz şöyle bir yöntem belirliyoruz. Deneme analiz sayfası, sayısal detaylı analizi, sözel detaylı analizi. Yani siz birincisi denemeyi çözerken mutlaka gerçek sınavı çözer gibi çözmeniz gerekiyor. Böyle ya ben aslında bunu doğru yapardım, aslında gürültü olmasaydı doğru yapardım, aslında telefona bakmasaydım doğru yapardım, dikkat, hayır. Gerçekten çözdüm ve bu kadar yanlış yaptım demeniz lazım. Yani bahaneniz olmaması lazım. Dikkatlice okudum, üzerinden dolaştım, yine de yanlış yaptım diyeceğiniz yanlışlar yapmanız lazım. Ayrıca arkadaşlar şu da çok önemli. Öncelikle doğru yapabileceğiniz sorulardan başlamalısınız. Yani denemeyi çözerken hani Antep fıstığı yöntemi vardı ya, fıstıkların açıklarını yiyorsunuz, kapalılarını sona bırakıyorsunuz. İşte burada da kolay soruları yapacaksınız, zorları sona bırakacaksınız. Ardından da bütün sorular bittikten sonra yanlışlarınızı buradaki analiz sayfalarına tek tek analiz edeceksiniz. Yani ben matematikte 3. soruyu yanlış yaptım değil, matematikteki bir bilinmeyenli denklemler sorusunu yanlış yaptım deyip o konuyla alakalı eksiklerinizi gidermeniz gerekiyor. Ve deneme sırasında yine optik formülü kullanmak sizin için çok çok doğru bir hareket olur. Dolayısıyla denemede netimizi artırmanın yolu şu: gerçek deneme provası yapmak, dikkatli bir şekilde çözmek, yaptığımız hataların detaylı analizini yapmak ve o yanlışlarla alakalı bol bol kendimize ödev vermek. Ama şu anda diyelim ki sen eşitsizlik ifadelerini daha bilmiyorsun. Onunla alakalı hata yaptın. Bu durumda zaten bilmediğin bir konuyla alakalı hata yaptığın için, boş bıraktığın için onunla alakalı kendine ödev vermene gerek yok. Ama çok iyi bildiğini düşündüğün DNA'nın eşlenmesiyle alakalı yanlış yaptın. O zaman diyeceksin ki ben DNA ile alakalı kendime 20 soru ceza veriyorum diyeceksin. Ve oturup o 20 soruyu çözeceksin. Diğer türlü denemedeki yanlışların kolay kolay artmaz. Bir de daha doğrusu doğruların kolay kolay artmaz. Bir de şunu bilmemiz lazım. İlk başlarda netlerimiz böyleyken ilk başta şöyle bir artacak. Sonra artış hızı böyle azalacak. Bazen düşecek, bazen çünkü böyle ya netlerim hiç artmıyor diyeceksiniz. Bilhassa bu Kasım Aralık'ta. Sonra bir anda çat 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 tüm konuları öğrendikten sonra inanılmaz yükselişe geçecek. Dolayısıyla bilhassa şu bölgeye geldiğinizde sakın sakın moralinizi düşürmeyin. Belki de şu anda Mehmet Emin de bu bölgede ya niye netlerimiz artmıyor diyor. Endişelenmene gerek yok Mehmet Emin. Matematik netlerimiz için de ilk başta bir soruyu 2 dakikada çözeceğim diye ısrar etmeyeceğiz. İlk başta bir soruya belki 5 dakika vereceğiz, belki 6 dakika vereceğiz. Ardından zamanla süremizi yetiştireceğiz. Bir de sayısalda mutlaka önce fenden başlayıp sonra matematiğe geçeceğiz ki sayısal netlerimiz yüksek gözüksün. Günün kaynağına baktığımızda Kota Matematik tamamen yeni nesil sorulardan oluşan bu kitapta her bir konuyla alakalı denemeler sunduk size. Mesela kareköklü ifadelerle alakalı bir deneme geliyor. Çeviriyorsun kareköklü ifadelerden sonra olasılıkla alakalı bir deneme. Çeviriyorsun cebirsel ifadelerle alakalı bir deneme ve her biri onar soruluk özel sorulardan oluşan bu denemelerle matematik netlerinizi artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Günün lisesine baktığımızda, günün okuluna baktığımızda Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Kocaeli'de sizleri bekliyor. Dezenfekte edildi, mükemmel bir lise. Tıplar, diş hekimlikleri harika okullar kazandırıyor. Mutlaka kazanacağınızı düşünüyoruz arkadaşlar. Hukuk fakültesi kazanılmış. Ve size bir sürprizimiz de var. Bu sürprizimizi de söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar sizlere sürprizimiz şudur ki artık sizleri sadece pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar değil. Hafta içi EBOKUL'da zaten sizlere mükemmel şekilde program yapıyorduk. LGS'de sizi mükemmel bir şekilde hazırlıyorduk. LGS kampımız devam ediyordu. Hafta sonu da vardı. Ve yarın itibariyle yani 24 Ekim itibariyle hafta sonu kuşağında da tüm dersleri sizlere EBA'da LGS kursu olarak vereceğiz. TRT'de bizleri izleyeceksiniz. Mükemmel bir şekilde orada da konu özetlerimizi yapacağız. Sadece 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 değil. Hem LGS hem TYT, AYT'de sizleri sıkı sıkı hazırlamaya devam edeceğiz. Hadi bakalım bizler sizler için çalışıyoruz. Sizler de lütfen hayalleriniz için çalışın. Güzel bir şekilde güzel sonuçlar elde edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.